Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve şu 90'lara dönüş serisinin ilk arabası Toyota Sorrel'la sizlerleyim. 97 model bir araç, 2.5 GTT ve acayip şeyler olacak. Yani çok acayip güçlere çıkıyor stok makinesi bile. Ve zapt edebileceğiz mi hiçbir fikrim yok. Ben de çok meraklıyım. Değişik de bir tipi var. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Arabayı kırmızı yapıp camları filmledim arkadaşlar. Makinaları göstereyim ama değiştirmiyorum. Bayağı bir makine seçeneğimiz var. Araba arka dentişli. Yani bence zapt edemeyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek, çok merak ediyorum gerçekten. Değişik de bir jant belirledim. Bayağıdır kullanmadığımız, yani daha çok sanki muscle car'lara, Amerikan araçlarına giden bir jant ama neredeyse belki de hiç kullanmamış olabilirim. İlginç bir şekilde fena durmadı bu arabada. Farklılık olsun diye bu arabada kullanacağım. Evet arkadaşlar, bakın ne yazıyor burada. 362 beygir. Sırf yarış tipi turbodan geliyor. Yani dün bir çok hype'lanmıştı. Dün biraz bir modum düştü arabaları tekrar gördükten sonra ama hiç belli olmaz. Belki de tekrar arşa çıkar abi. Arabaların keyfi çok farklı olur. Evet, tabii gücü göstermedim size. Hemen gücü göstereyim abi. 1146, 1150 beygirde 1300 Nm torku var. Daha hafif diyeceğiz. Gerçekten çok meraklıyım. İndir abi. Daha indirebiliyorsak indiririz. Kafes yapmayacağım. Aslında yapsak işimize yarar. Ama yapmayacağım abi. Baksana 291 kilo hafifledik. 1250 kilonun altına düştü araba. Buradan da hafifleyecek. Yarış tipi şanziman. 7,3 kilo da buradan hafifledi. Diferansiyeli de taktık. Tatlı bir body kit eklentisi var. Onu yapacağım. Abi ben arabaya hiç güvenmiyorum. Düz yarış lastiği takacağım. 255 önler. Keşke daha fazla olsa ama 275 arkalar. Bu jantları takacağım. Şimdi gözünüze kötü ve basit gelebilir. Ama bunları büyütüp birazdan offset'e verince farklı duracak abi. Evet. 19 yapıyorum abi. Bak. Ufaktan bir toparlamaya başladı değil mi? Ya bir de yılına da yakıştırdım nedense bu jantları. Vahşi dur tuttu arabayı. Ya çılgın bir drag arabası gibi gösterdi sanki. Evet, buradaki eklentilerimiz Origin Lab'den ön tamponumuzu takıyoruz. Arkada takılacak bir şey yok. Yani bunu takmayacağım abi. Bu şekilde kalsın. Arkada gene Origin Lab'den böyle sade ve şık bir arka tampon çünkü egzoz eklentisi yok. Bence böyle abartı oluyor. Bir de arabanın yuvarlak hatları var ya. DTM kanat biraz daha keskin görünümler veriyor abi. Şimdi marş bir elimizle aynı şekilde yapalım. Bence çok da tatlı durdu. Bayağı tatlı durdu. Abi hiç zaman kaybetmeden yola çıkmak istiyorum. 1570 kilodan 1241 kiloya indik. 330 kilo hafifledik. 276'dan 1146 bilmem kaç katına çıktık. Sonumuz hayrola bakalım ne olacak. Bas abi daha. Oo. Bir santimden de fazla 1,3 santim bastı ha. Oldu jantlar oldu. Komple dijitaliz. Şampiyon. Seninle işimiz var. Bakalım merak ediyorum. Belki de işimiz olmayacak. Beygir, 1300 Nm tork. 1200 küsür kilo. Güzel yola yapışıyor ama araba çok güçlü olduğu için ben eminim ki bir de modelleri biraz da eski. Viraja girdiğimiz anda kaçla girersek girelim kendini salacak. Bu şeyi toplak aynı bu şekilde. Ama çok da halledilemez durumda değil diyecektim. Evet abi otobana geldim ama şuradan bir vitese geçiyorum. Valla ben 2.50'ye çekerim bunu ya. Hadi 2.70 yapalım bir görelim. Arka hatları Ford Scorpio'yu da andırıyor. Böyle bir bombeli bir yumurtamsı. Evet düz gidemiyoruz abi. Hatları var. Ama demiştim yani sizi uyardım. Sürekli gazdan çekip tekrar bayağı şu anda gamepad'de bile olsa yardırıyorum yani. Bakalım ya 2.50'ye çekmeye gerek yokmuş sanki.
Oğlum 400 yapacak lan bu. Oğlum. Abi 2.50'ye çekmeye, ya 2.70'e gerek de yokmuş çok fazla. Çünkü düz gidemiyoruz ki abi. Devri tamamlayamıyoruz arabayla. Son viteste. İllaki viraj var. Ama şimdi yani son dişliği yükseltiriz evet. Ama araba zaten akselerasyonda sıkıntı oluyor. Daha da sıkıntı olur ama ya ruh hastası bir şey oluyor. Dur bakayım. Rampa aşağı 400'ü geçtik tabii ki de. Oğlum bir dakika. 410 görmek istedi canım. Yok aga. Bir anda salıyor kendini. Dokunmuyorum bile yöne. Baksana. Ya 410'u görür sonuçta. Bir dakika şeyde dibe kadar geldik mi bu arada? Devir göstergesinde. Dur bakayım. Yani neredeyse geldik. Şimdi geri alayım ben. Şuradan başlatayım. Gaz basmıyorum. Viraj testine sizce gerek var mı? Bence ya sonuç belli. Ama tabii ki de yapacağım. Sonra son dişliğe... Ya çok da kaşınmasak mı ya? Aslında şu anda da iyi ya. Oğlum düz yolda 410'a çıktı neredeyse zaten. Gazdan çektim ona rağmen. Aldırırdım biraz da frene basıp ama yok abi yani çok normal olmaz. 410'la gidiyoruz bu arabayla ya. Hadi ya ben kaşınıyorum ya. Biraz şuradan. 2.75 yapalım. Ortada buluşalım. Şimdi bir de içeriden gideceğim. Ya yani bu arabadan tabii ki çok çılgın bir drift arabası olur da yani dağ yolları çok da aşırı zevkli olmaz. Onu söyleyeyim. Bu şekildeyken bu arada. Tipi güzel. İç renklere bakar mısın abi? Döşemeler falan. Turbo da arkadan gülüyor bize. Abi şaka gibi ya. Bir araba düşün. 400'de giderken salıyor. Hani bazı anlar vardır ya. Kaçamayacağını anlarsın. Kaderine razı gelirsin. O hesap oldu az önce. Oğlum gidemiyoruz hakikaten ha. Sıkıntılı bir arkadaşımız bu. Bayağı sıkıntılı bir arkadaş yani. O kadar yani nasıl milim dokunuyorum var ya gamepad'e. Baksana abi küçücük fazla. Ulan nasıl geçtik oradan ben patladık zannettim ha. Evet. Başladık sıralama. Bir topladık şimdi tamam. Oğlum çok zor bana... Araç maraç verme oğlum. Makas atılmaz bu arabayla. Doksanlara döndük ama düz gidemiyoruz. Düz dönemedik yani. Oğlum yok yani. Düz giderken bile bu araba kendi kendine salıyor. Eğlenceli ama. Eğlenceli bir hayat. Videoda eğlenceli oluyor bence. Patlamasan gitti bütün puanlar. Puanlar gidince direkt saldım abi. Acayip ya. Şuradan bir çıkalım bakalım azıcık gene de. Yani çıkmak lazım. İnanılmaz bir drift arabası olur. Baksana abi. Otomatik vitesteyim ha gamepad'de. Düz viteste neler yapar bu? Güzel de ayar verilince tabi. Drift çizgisini çok beğendim yalnız arkadaşlar. Bu halde bile yani.
Bayağı koruyor çizgisini. Eğlenceli alet vallahi. Zaten makinesiyle ilgili, sesiyle ilgili konuşmaya gerek yok. Artık hepimiz biliyoruz. Evet abi, bundan çok güzel bir drift arabası olur. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu araba 800 beygir civarlarında tutup çok iyi bir görev için drift arabası da olabilir. Bok var girdi kız kapanına, şey, hız bölgesine. Baksana aga. Ciddi anlamda söylüyorum, eğlenceli bir araba abi. Hani son zamanlarda kullandığımız birçok arabaya göre, hatta son seviyedeki arabalara göre çok çok daha eğlenceli bir araba kullanması. Ya özellikle amacın, tabi dört çeker yapıp yola daha da tutundurabilirsin. Ama özellikle amacın yanlamaksa bu şekilde yapıp keyifli abi. Keyifli gerçekten. Hele bir de düz vites. Şuna baksana aga. Çılgın çocuk ya. Vallahi çılgın çocuk. Baksana abi şuna. Çok güzel koruyor çizgisini ha. Yani birkaç tane yaptığım hata dışında bakar mısın? Çok güzel koruyor abi çizgisini. Oğlum bayağı eğlenceli ha. Tahminimden çok daha eğlenceli çıktı bu araba ya. Bu kadarını beklemiyordum vallahi. Aga, önüyle arkası yani tip olarak birbirine çok uymuyor değil mi? Önden bir Japon olduğunu belli ediyor. Arkaya geçtiğinde bir Amerikanlaşıyor. Evet arkadaşlar, oyuna yeni eklenen yeni seriyle birlikte 97 Toyota Sorrow'u yaptık. 1150 beygir, 1300 Nm tork, düz gitmek imkansız. O yüzden yanlayarak gitmekte fayda var. Kafa daha rahat olur en azından bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.